Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim şahsi kitaplığımda olan, çok severek okuduğum, sürükleyici ve benim özellikle beğendiğim 10 tane kitaptan bahsedeceğim. Sürükleyici kitaplar başladığınızda tek solukla bitirebileceğiniz kitaplar. 10 tane kitap var şu anda burada. Hemen başlamak istiyorum. Şu şekilde Mehmet Coşkun Deniz'in şiir gibi ama daha çok bu şekilde yazıları olan Sevgiliye, Bu Sevdanın Yolunda adlı küçük bir cep kitapçı aslında. Çok hoş bir kitap. Şu şekilde arka tarafını göstermek istiyorum. Çok güzel yazıları var, sözleri var. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazıları var. Ben çok severek okudum. Size de tavsiye ediyorum. Özellikle aşk üzerine, zaten Mehmet Coşkun Deniz aşk üzerine yazılar yazan bir yazar. Şu şekilde göstermek istiyorum. İkinci olarak hepimizin de, hatta çoğumuzun, hepimizin bildiği bir kitap Bukre. Bazı aşklar aşka ihanettir. Belki de çoğunuz okumuşsunuzdur ama ben belki de bir günde bitirdim diyebilirim. İşim olmasa gerçekten bir günde bitirebilirdim. Çünkü çok sürükleyici, hem çok satan hem de o kadar güzel bir kitap ki. Çok bir sayfada değil aslında. Kaç sayfaydı? 303-304 sayfa kadar. Şu şekilde göstereceğim. Bazı aşklar aşka ihanettir. Güzellik bakmayı bilen gözdedir sevgilim. Şöyle bir şey vardı sonunda, onu okumak istiyorum. Bana bir veda buğsesi bırakıp gittin. Bak şimdi yerini başkaları aldı. Bu aşkın vebası sende, buğsesi bende kaldı. Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak alışmaktır, unutursun demiyorum. Ama alışacaksın biliyorum. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Sürükleyici. Çok bir ücreti de olmayan bir kitap. Her kitapçıda da mevcuttur zaten. Diğer kitabıma geçmek istiyorum. Senin Adın Aşk mıydı? Deniz Battal'ın yazdığı bir kitap. Yaşayacaklarımı bilseydim yine de bu aşkı tercih eder miydim? Bu soru üzerinden çıkan bir kitap. Ve şu şekilde göstereceğim. Çok güzel. İçinde Fırat diye birisi vardı. Didem diye. Ben unutmam. Senin Adın Aşk mıydı? Bu da kaç sayfaydı? 135 sayfa. Bunu gerçekten bir günde bitirebilirdi. Benim masalımda aşk dolu başladı. Ama biliyorum benim masalımın sonu çok farklı. Söylesene, gerçekten senin adın aşk mıydı? İkinci kitabımız da bu arkadaşlar. Üçüncü kitabım. Bunu da çoğu kişi bilebilir ama özellikle tavsiye ediyorum. Şu anda ikincisi de çıktı. Hikmet Anıl Öztekin'in kitabı. Elif Gibi Sevmek ve Elif Gibi Sevmek 2 olarak da çıktı şu anda. İçinde şu şekilde yazılar var, şiirler var. Benim çok hoşuma gitti, çok severek okudum. Seni seviyorum'a kadar ne varsa. Çok güzel kaleme almış bu kitabı. Elif Gibi Sevmek 2 yakında demiş ama tabii ki çıkarttı. Bende bu kitaplar bayağıdır var. O yüzden bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şu arkalarını okumayı ben çok seviyorum. Sen yoktun o zamanlar. Çocukluğumda en çok yağmuru severdim ben. Ne zaman bir dert gelse bana, yağmur yağar, dinler, dokunur ve topraktan kalkan o kokuyu koklardım. Ateşim sönerdi. Sonra büyüdüm, gözlerini gördüm, yandım. Yağmur yağdı ve ilk kez sönmedim. Ben yağmurdan daha fazla bir seni sevebildim. Hikmet Anıl Öztekin'in çok güzel kaleme aldığı bir kitabı arkadaşlar.
sıradaki kitabımıza gelelim. Aura. Akıl oyunlarının da yazarı arkadaşlar. Bu Donnell Palmer. En iyi gerilim yazarlarından biri olarak ön sıralarda yerini pekiştirdiği gerçekten bir eser. Trafik kazasında eşini ve çocuğunu kaybettiği için kendini suçlayan bir insanın hikayesini anlatıyor. Bölüm bölüm gidiyor. Ve evet, şu şekilde gösterebilirim kendini. Bu da kaç sayfa? 401 sayfa. Çok sürükleyici bir kitap. Özellikle şu kapak haline çok beğendim ben. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bölüm 61. Diğer kitapları bak, şurada var. Çok güzel yazarları. Yazarın çok güzel kitapları var. Bak, Panzehir, Akıl Oyunları, 1 artı 3 Ölü, 3 artı 1. Psikoz. Şu Psikoz kitabı da gerçekten güzel. Şu Panzehir kitabı da gerçekten güzel. Bu şekilde kitabımız. Diğer kitaba geçmek istiyorum. Nur Süreyya'nın Hoşça Kal Diyemeden Sana. Unuttuğunu sandı, bilmeden çok özledi. Oysa o hiç veda etmemişti. Bu kitap da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir kitap. Çok da uzun bir şey değildi. 321 sayfaydı. Şu şekilde arka cildini göstereceğim. Hatırlamaya talip, yolda olanlara ve bu yola aşkla tutunanlara ithaf bir aşk hikayesidir. Hoşça da kal diyemeden sana. Hoşça kal diyemeden sana. Yazarın küçük bir notu. Yazarken aldığım keyfi sizlerin de okuyarak alması umudu ve duasıyla. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Suna Hanım, Mert Salih. Bunlar bende önceden olan kitaplar ve ben bir müddet okuyamamıştım. O yüzden bitirdim. Şimdi sizlere tavsiye etmek istiyorum. Mehmet Coşkun Deniz'in çoğu kitabı vardır bende. Şu anda yeni kitap çıkarmadıysa hepsi bende var demektir. Ki çıkarmadı, takip ettiğim bir insan, yazar. Beni bir tek aşk aldatmadı. Ayrılığın ustası olunmuyor sevgilim. Ben bunun 5. baskısını alabilmiştim. İlk çıktığında almamıştım. Alamamıştım belki de. Ya da haberim yoktu. Şu şekilde göstereceğim. Beni bir tek aşk aldatmadı. Yaralı bir kuşun kanat çırpınışları gibiydi birbirimize son dokunuşumuz. Zayıf, titrek ve soluksuz. Bazen hasret artık dayanılmaz olduğunda masanın başına o kadehi koyuyorum. Şarabın gazabından korkmadan seninle içiyorum. Sarhoş olamıyorum mesela. Meğer ben bir tek seninle güzelleşiyormuşum. Şöyle Mehmet Coşkun Deniz'in bir sözü var. Ben kendimi yazdım hep. Duygularımı, yüreğimden geçenleri, zaaflarımı, yenilmişliklerimi. Aşkı büyüttüm koynumda, aşkı yücelttim. Hoyrat ellerin, kıymet bilmez kalplerin darbelerini gördüm. Asla yapmaz dediklerimin ihanetleriyle sarsıldım, yıkıldım. Yine de güvendim aşka, en sadık sevgilimdi benim. Çünkü beni bir tek aşk aldatmadı. Bu da kaç sayfaymış arkadaşlar? Söylemedim galiba. 370 sayfa. Ben böyle 500 sayfa altını kısa olarak değerlendiriyorum. Şu şekilde. Böyle sevdim seni. Vazgeçilmezim. En tatlı sürpriz. Sevdaya yakalan yolculuk. Benim şansım. Seninle olacağım. Bu da çok sürükleyici bir kitap. Eğer kitap okumayı seviyorsanız bir günde bitirebileceğiniz kitaplardan.
Evet, kutsal mezarın günahkar misafiri. Şu şekilde göstereceğim. Bu kitabın da görüntüsünden dolayı ben çok severek almıştım. Severim ben böyle şeyleri. Bazen çekilen acılar merhametin bir ışık gibi yüreğimize süzüldüğü kirli bir pencere gibidir. Kapısından iyilik ve umudun girmediği bir bina, karanlık, rutubetli bir bodrum katı, soğuk beton bir oda. Şurayı da okumak istiyorum. Arnavutluk'taki bir hapishanede ajan olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir adam vahşi işkencelerle sorguya çekilir. En ağır eziyetler karşısında bile esirin bitmek bilmeyen direnişi ve sessizliğini koruması herkesi ürkütür. Peki kimdir bu adam? Bir suikastçı mı? Katil mi? Yoksa ilahi bir güç mü? Bu kitabın konusu arkadaşlar. Kutsal mezarın günahkar misafiri. Şu şekilde göstereyim. Martı yayınlarının bir diğer kitabıma şunları da şöyle koyabilirim. Ben bu kitapları çok severek okudum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Aşkım Kapışman. Aşkım Kapışman Üzümlü Kek romanı. İnkılap yayınlarının. Şu şekilde göstereceğim. Bu da çok fazla uzun olan bir kitap değil bana göre. 224 sayfaymış gördüğünüz üzere. Enes adında genç bir adam vardı. Otizmliydi ve en büyük tutkusu üzümlü kek yapmaktı. Enes'in sözlerine kulak verdikten sonra aşkın her rengini tatmak, yaşamı dolu dolu içinize çekmek isteyecek ve sahip olduklarınıza şükredeceksiniz. Gerçekten çok güzel, sürükleyici bir kitap. Ben bunu internetten sipariş vermiştim. İnkılap.com online alışveriş sitesi inkılap.com. Evet, doğru, ben de internetten sipariş vermiştim ve çok kısa bir zaman içerisinde geldi. Ben çok severek okudum. Aşkım Kapışman diğer kitaplarından da var bende. Sizlere de tavsiye etmek istedim. Şöyle koyalım. Bir önceki kitap tanıtım videomda Miraç Çağrı Aktaş'ın Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle kitabını okuyup da sizinle paylaşmıştım. Bu sefer bu videomda bu nasip oldu. Yine Miraç Çağrı Aktaş'ın Bana Seni Seviyorum Deme Sev. Hangisi daha önce çıktı bilmiyorum ama ben bu şekilde aldım. İlk önce birini aldım, şimdi bunu almıştım. Benim kalabalığım da sensin, yalnızlığım da. Hatta ben bunu bayağı 2018'de almışım. Kaç sayfamızmış? Bir bakalım. 170 gibi geliyor bana. Yanlış değilsem. Evet, 170. 171. Güzel. Tutturmuşum. Bir ben uzaktım. Ben hep uzaktım sevilmeye. Şu şekilde içinde küçük yazılar da var. Bana sarılırsın olmaz mı? Bırakmamak üzere. Hadi inşallah. En güzel aşksın kalbime. Biz sevdik sevdik. Bana seni seviyorum deme sev. Belki de şu an gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bana seni seviyorum deme sev. Seni seviyorum demek yetmez. Göstermek gerekir. Tabii ki de gerçekten seviyorsak, seviliyorsak. Arkasında şöyle bir yazı var. Kurduğum en güzel hayallerim yıkıldı. Hem de beklenmedik insanlar tarafından. Bense bu duruma sadece sessiz kaldım. Korkaklığımdan değil, kırgınlığımdan. İnsanın bazen en çok söylemesi gereken şeylerin yerine sahne alır suskunluğu. Ben de sustum ve kendi gösterimi kendim izledim. Gişe rekoru kıran bu gösteride başrolü yalnızlığım ve hayal kırıklıklarım oynadı. Bence ben de yalnızlığı yalnızca izledim.
en güzel hislerimi değmeyecek insanlar uğruna heba ettim. Bu şekilde bir arka yazısı var. Benim kalabalığımda, yalnızlığımda sensin. Çok güzel bir kitap. Hele ki kitap okumayı seviyorsanız bu kitapların hepsini çok kısa bir sürede okuyabileceğinize eminim. Şu şekilde hepsini göstermek istiyorum. Ve tek tek isimlerini de okuyayım bu arada. Aşkım Kapışmak, Üzümlü Kek kitabı. Mirat Çağrı Aktaş'ın Bana Seni Seviyorum Deme Sev kitabı. William Peter'ın Kutsal Mezarın Günahkar Misafiri. Mehmet Coşkun Deniz'in Beni Bir Tek Aşk Aldatmadı. Ve şu en altta kalan bir saniye. Şu şekilde Sevgiliye adlı kitapçığım. Hoşça Kal Diyemeden Sana, Nur Süreyya'nın. Daniel Palmer'ın Aura kitabı. Hikmet Anıl Öztekin'in Elif Gibi Sevmek. Deniz Battal'ın Senin Adın Aşk Mıydı? Ve tabii ki Kahraman Tazeoğlan'ın Bukre kitabı. Bu şekilde 10 tane kitap var ve gerçekten kitap okumayı seviyorsanız çok kısa bir zaman içerisinde okuyabileceğiniz sürükleyici kitaplar. Ben çok seviyorum kitap okumayı ve sürekli farklı kitaplar alıyorum. Bu kitapların hepsi birbirinden farklı konularda. Çoğu aşk gibi görünebilir ama macera olan şu şekilde kitaplar da var. Şu ilahi bir kitap olabilir ama gerçekten güzel. Bazılarında şiirler de var ve benim çok hoşuma gidiyor. Sosyal medyada da bunları görebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde göstereceğim. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmından mesaj atarak bana ulaşarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.